Yani insanoğlu şu hatayı yapıyor. Cuma saatindeyiz. Mühim bir şey söyleyeceğim. Yanlış veya günah işlediği zaman insanlar zannediyor ki ben bu kadar kırdım, döktüm, Allah'ın emrini çiğnedim. Haramlar, günahlar, faizler, içkiler, gıybetler, müzikler, çalgılar, ahkamı dini basite almalar, inkarlar. Böyle enseme bir tokat inecek. Allah hemen azap edecek. Yanlış. 50 defa hacı yapsan, sabaha kadar teheccüd, evvabin, işrak, kuşluk namazlarını kılsan Allah aferin kulum demez. Ömür boyu isyan tuğyan etse, kırmadığı, dökmediği, günah bırakmasa ey azgın kul demez. Ölünceye kadar herkes veresiye çalışıyor. Ne demek bu? Müslüman veresiye çalışır, deftere yazılır, ölünce buyurun sonsuz cennet. Aa, iyi ki bunları yapmışım. O da veresiye çalışır, ölünce defter bir açılır, buyurun gideceğin yer. Bunları yaptın, Allah soracak. Ne yapayım? Allah'a asi olan diyecek ki at beni cehenneme diyecek. Mülk suresinde geçer. Sağ tarafı bize miyim? Günahlarını itiraf edecek. Bu kadar günahlarına, bu kadar bana hadsizliğinle, saygısızlığınla ne yapayım? İşte Kur'an onu anlatıyor. Bana baş kaldırmış. Benim emirlerimi çiğnemiş. Ona ahirette azabımı tattıracağım. Dünyada, dünyada serbest. Onun için küffar-ı alem bu kadar rahat at koşturuyor. Ülkemizin inkarcıları. Adem'e sövüyor. Havva annemize, Meryem validemize. Yap, yap. Biraz sonra ölürsün, ne olduğunu anlarsın. Çok duygulandırıcı bir meseledir. Hızla anlatacağım. 4 tane padişah böyle üstadım diye hürmet etmiş Ali Haydar Efendi. Büyük alim. Bütün 4 mezhep kaybolursa yazabilirim diyor. Bir defasında diyorlar ki üstadım filanca meşhur bir adammış o zamanlar. İlim ehli nereden tanısın? Filanca adam öldü. O da tanıyor tabii. Hatırladı onu. Bir an böyle içi geçmiş, irkilmiş. Demişler üstadım bu adam kötüydü. Allah'a, peygambere, dine hep hakaret ederdi. İnkarcı bir yapı. Ülkemizde de var böyle tipler. Allah akıl fikir versin. Buna niye üzülüyorsunuz? Sevinmeniz gerekir. Ne diyor biliyor musunuz? Zavallı bir insan. Ömrünü Allah'a isyanla geçirdi ama ömrü bitti. Sonsuz bir damla su yok. Sonsuz yiyecek söyleyin yok. Zincire bulacak, yandım diyecek, azap çoğalacak. Kendi tatlı canını cehenneme yuvarladı. Bir an o aklıma geldi dedi, ona üzüldü. Adam istediğimi yaparım diyor. Yap, yap da ölünce ne yapacaksın? Ölünce ne yapacaksın? Kendine acı, kendine. Özgürüm, medeniyim, çağdaşım. Bunları ezberlemiş. Anlat, anlat. Civadan teyyare, selam söyle o yare. Hadi bakalım. Aklını zayi etmiş. Kendine insaf et, kendine. Bu kadar söylüyorum. Vela yecidune lehum min dunillah. Benden başka. Ben yokum diyor Allah. Veliyen dost vela nasıra yardım bulamayacaksınız diyor. Onun için ne yapalım, ne edelim? Rabbimizle aramız düzgün olsun. Haddini aşan insanlara da yani isyanlarında bir açık kapı bıraksınlar. Yarın öbür gün ben ne yaptım dedikleri zaman Allah'a karşı bir özür beyan edecek bir kapı olsun. Yani pervasızca böyle cehennemi garantilercesine inkarlarına devam etmesinler. Şu mübarek cuma saati Allah'a münacat ederim, Allah onlara da aklı fikir versin. Mevla vermiş ama buna küfrü inadi denir. İnatlarından yapıyorlar. Peki devamındaki ayetler inşallah haftaya devam ederiz. Allah son nefeste imanla nasip eylesin. Amin.